Sevgili seyirciler, şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Avrupa'daki marka değeri en yüksek Türk işletmelerinden birisi olan Mulex'e gidiyor ve Mulex'in dünden bugüne gelişimini Akyol Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Alparslan Akyol'dan öğreniyoruz. Bugün sizlere Avrupa'nın en bilinen markalarından birisi olan Mulex'i anlatacağız. Mulex'in Gelsenkirchen'de olan merkezinde yönetim kurulu üyesi Alparslan Bey ile Alparslan Akyol'la Mulex'i konuşmak üzere sözleştik. Bir merhaba diyelim bakalım Mulex ile ilgili bize neler anlatacak, bilinmeyen neler var. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Mulex'i bir tanıyalım. Ne kadar oldu kurulalı? Şimdi siz yeni bir yerdesiniz, buraya geçtiniz, artık büyüyorsunuz ve Avrupa'nın devleri arasındasınız değil mi? Tabii. Önümüzdeki yıl şirketimizin, aile şirketimizin 50. yılı tamamlanmış oluyor. Babamız 1972 yılında ticareti Almanya'da atılmıştır. Daha önce Türkiye'de ticaretle meşguldü. Almanya'ya geldiği zaman 72'den 76-78 yılına kadar seyyar pazarlamacılık yapmıştır. Kendisi toptan ve perakende. 77-78 yılında bir dükkan sahibi oluyoruz. 82-83 yıllarında kanunlar değişince kendi resmi şirketimiz kuruldu. Orada da hemen hızlı bir şekilde toptan piyasasına yoğunlaştık. Bizim ilk hayallerimiz bu toptancı sektöründe Alman kataloglarına ürün vermekti. Sonra bu oldu. İkinci hayalimiz Home Oda Television, Home Shopping Europe diye bir kanal vardı. Çok büyük bir piyasaya hitap ediyordu, çok hızlı büyüyordu. Onlarla hızlı, güzel bir yol aldık. İkinci hayal de gerçekleşti. Tabii bunun yanında çok farklı şeyler de oluşuyor. Mesela diyorsunuz işte markamızı zirvelere taşıyalım. Markamızı, ürün yelpazemizi, kalite standartlarımızı. Yani belirli seviyeden sonra bu maddiyatı komple kenara atıyorsunuz. Güzel projelere imza atmak arzuluyorsunuz. Ne zaman ki abim 1982-83 yıllarında bir ürün geliştirdi, her Türk ailesinde var. Mesela 2000 yılında sattığımız miktarları tek olarak haneye böldüğümüz zaman her hanede ortalama olarak bir tane ürünümüz vardı Almanya'da. Almanya'da genelde kalite standartları %3'e kadar garanti zarfı içerisindeki reklamasyonlar birinci sınıf. Yüksek kalite olarak tabir ederler. Bizim yüzde bırakın 3'ü, yüzde 2'yi bırakın, yüzde 1'i bırakın, yüzde 0.3'lerdeyiz. Yani 1/3'lerdeyiz. Mesela bizim şu anda piyasada satmış olduğumuz Mulex lahmacun makinesini 3 yıl içerisinde geliştirdik. Bunun içerisinde 3 tane ürünü 1 yıl, 1 ay, 13 gün, 24 saat cereyana bağlı olarak kaldı, bozulmadı. Ve tamam, kalite standartımızı yakaladık. Bu ürünün minimum 20 yıllık ömrü olarak kalitesi geliştirildi. Ondan sonra önce yakın çevrelere pazarladık. Sonra hani eyaletimize pazarladık. Sonra Almanya genelinde pazarladık. Ondan sonra Avrupa'ya açıldık. Sanıyorum siz Gelsenkirchen'de başlamıştınız. Ama şimdi öyle bir noktadasınız ki Ham'da bir yeriniz var. Fakat en önemlisi bence şu anda bulunduğumuz yer, röportajı yaptığımız yer. Burası bölgenin en prestijli yerlerinden bir tanesi. Ve siz burada çok şık, çok güzel bir merkez ve toptan satış mağazası açtınız değil mi? Biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi bizim bölgemizde ben aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetimindeyim. Buraya siz müracaat edemiyorsunuz. Onlar sizi seçiyorlar, davet ediyorlar. Böyle bir davet gelmişti. Bu bölge o zamanlar yeni geliştiriliyordu. İşte böyle prestijli bölgelerden bahsedildi. Ondan sonra gelişti. Yat limanları geldi. Çok kaliteli, yüksek şirketler geldi. Bize de hem yaptığımız ticari faaliyetlerden hem sosyal faaliyetlerden, belediye içerisinde de çok büyük takdir gördüğümüz için dediler ki bak böyle bir yer geliştiriyoruz, böyle bir bölgede sizin de isminiz geçsin, arzuluyoruz diye. Burada şu anda 3000 metrekare üzerinde bir yer aldık. Depo çekimlerimizi yaptık. Burada da %90 doluluk oranını yakaladık. Şu anda şehrimizle tekrar görüşüyoruz. Nasip olursa 1-1,5 yıl sonra yeni bir inşaatla 5000 metrekare orada hem üretim hem depolama gibi alanlarımız olacak.
Evet, geldik en önemli ve Mulex'i Mulex yapan bence ürüne. Ekmek makinesi, biraz önce sohbeti de konuştuğumuz gibi ekmek makinesi, lahmacun makinesi değil mi? Kimisi de öyle diyor. Bazlama makinesi. Bazlama makinesi, evet. Diyenler var. Abimin tarafından geliştirilmiş bir ürün ve her Türk ailesine de bugüne kadar ulaşmış olan bir ürün. Bu ürünün 10-15 tane kalıbı var, yani ayrı ayrı kalıplar üretiliyor. Sonra bunlar hepsi bir araya geliyor. Sonra ürün tamamlanmış oluyor. İlk çıkardığımız ürün bundan biraz daha küçüktü. Sonra piyasanın talebine göre ürün büyütüldü. Ondan sonra kaplamalarda önce 2 kat kaplama kullanıyorduk. Sonra 3 kat kaplama kullanmaya başladık. Sonra 4 kat kaplama kullanmaya başladık. Sonra değişik bir kaplama şirketinden daha kaliteli. Hatta şu aşamada onun kalitesini nasıl daha bir üst seviyeye çıkartırız diye şu anda ayrı bir toplantı yapılıyor. Yani burada günden güne kalite artırılıyor, kaliteye özen gösteriliyor. Bu da başarının bir temelidir, kaynağıdır. Bunun kendine has farklı özelliği var. Bu alüminyum önce yüksek derecelerde kaynatılıyor. Almanca'da Lavastein derler. Aslına bakarsanız lava taşı gibidir, haline geliyor. Ama bu formla pres yapılıyor. Isıyı en hızlı şekilde ve en eşit şekilde dağıtıyor. Ve uzun süre koruyor. Hem müthiş bir enerji tasarrufu sağlıyor. Ve bu lava taşları dediğimiz toprak gibidir. Yani güveç lezzeti oradan geliyor. Şimdi bunu altın üstünü kapattığınız zaman bu bir fırın haline geliyor. Fırın yarım metreküptür. Müthiş bir enerji harcar. Ve çok uzun sürer ısınması için. Ve içerisine hamurluğu koyduğunuz zaman hamurun etrafları kurur. Ama burada ısı doğrudan hamura geçtiği için kesinlikle kuruma olmuyor. Daha yumuşak oluyor, daha lezzetli oluyor. O toprak güveç tadını alıyorsunuz. Yani bu özelliklere sahip olduğu için çok lezzetli ve çok sağlıklı besleme yapmış oluyorsunuz, sağlamış oluyorsunuz. Kalitenin üzerine çok fazla değindiniz. Yani bunu nasıl ispatlarsınız? Nasıl anlatırsınız bize? Yani ben şundan dolayı kaliteliyim, bakın bu da böyle oldu diyebileceğiniz bir olay var mı? Burada Almanya'nın en zor ve en yüksek beklentisi olan bir şirkete verdiğimiz ürünlerde hazırladığımız sertifika dosyası. Bu sertifika dosyası mı? Aynen. Bunun hepsinin bir üründen bahsediyoruz. Bir üründen? Birinin bu kadar sertifika dosyası. Şimdi burada 30 tane bizden ürün bazında sertifika istemişler. Biz bu projenin ismini yazıyoruz, ürünün resmini koyuyoruz. Bunun sıralandırmasını yapıyoruz. Bunu sıra sıra bu şekilde arka tarafına şirkete sunuyoruz. Markayı da ben görüyorum, söylemeyelim ama gerçekten uluslararası bir marka. Uluslararası bir marka ve bu markanın altında biz bu ürünü ürettik. Ve şirketin bize sorması, yani bizi onurlandırması şu oldu. Size bize sunmuş olduğunuz bu belge dosyasını diğer üreticilerimize referans olarak sunma yetkisini bize verir misiniz? Çünkü bu şekilde biz bugüne kadar böyle bir çalışma görmedik, böyle bir ürün kalitesi görmedik, böyle bir geri dönüşüm de görmedik dediler ilk projemizde. Ve tabii ki biz de bu gururla, onurla müsaadesini verdik. İkinci projemizde bu şekilde aynı, hatta ürünlerimizin bu şirketin markasını söylemeyelim. Ürünümüz mesela burada, bu şekilde görüyoruz. Çay makinesi. Bu da ikinci çay makinesi ve en büyük başarıyla ne böyle bir ürün bugüne kadar sattıklarını ve ne de bugüne kadar bu şekilde bizi sertifikasyon işleminin gerçekleştiği bir şirkette çalışmadığını söylediler. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Evet, gerçekten sizi tebrik ediyorum. Gelelim mutfaklarımızın olmazsa olmazlarına. Çatal kaşık takımları, rengarenk, model model. Yani şunu ilk gördüğüm günden itibaren hakikaten bayıldım. Evet. Bakır rengi. Çok hoş bir takım. Ana ürünlerden bir tanesi de çatal kaşık takımı. Evet. Ve son dönemde geliştirdiğiniz çay matikler, kahve makineleri değil mi? Son modelde geliştirdiğimiz çay makineleri bu bronze gold plastik, bronze gold cam, beyaz plastik, gri plastik, gri cam ve siyah plastik ve siyah camdır. Ürün gamımıza aldığımız ürünler bunlardır. Hatta en taze gelmiş olan ürünlerimiz inox, çelik çaycılardır. 6 çeşit semaver görüyorum burada. Bunların özelliği nedir? Şimdi her ürünümüz gibi müthiş bir enerji tasarrufu var. Mesela burada da bir öncülük olmuştu. Dünyada ilk su göstergesi olan semaver çıkmıştı. Bu konuda da yine ilk olduk. Diğer konularda olduğumuz gibi. Ve son dönemin popüler ürünleri
kahve makineleri. Türk kahve makineleri. Evet. Bu ürün gamımıza yaklaşık 2,5 yıl önce almıştık. Burada Almanya'da közde kahve fonksiyonu özelliğini ilk defa biz sunduk. Tabii sonra arkasından gelenler oldu. Her zaman ilk olmayı seviyoruz ve şu anda bunların çiftli modelleri, farklı modelleri üretimde, çizimde. Onları geliştiriyoruz. Onlar da piyasaya nasipse bu yıl neredeyse bitti diyebiliriz. Önümüzdeki yılda 2 model Türk kahve makinesi ve 3 model şu anda üzerine çalıştığımız semaver modeliyle piyasaya gireceğiz. Ve ürünler piyasaya çıktığı zaman piyasada yeni bir çağ açacağız. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bugün bütün gününüzü bize ayırdınız. Bu kadar yoğunluğunuz içerisinde hem Mulex'i hem Akyol Şirketler grubunu sizden dinledik. Çok çok teşekkürler. Son sözlerinizi alabilir miyiz sizin lütfen? Ayağınıza sağlık diyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi bilgi paylaşımı ortamı çok önemli. Bunu sizin sayenizde ben bir kere anlatmış olacağım. Ondan sonra geniş bir kitle bunu bilecek. Aksi takdirde tek tek anlatmak yorucu oluyordu. İşimizi kolaylaştırıyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Tekrar görüşmek dileğiyle inşallah.